Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Ekim ayında gökyüzünde çok güçlü enerjiler var. Gezegen hareketlerimiz çok yoğun. İki tutulma yaşayacağız. Dolayısıyla bunların enerjileri günlük hayatımıza da önemli etkiler verebilir. Öncelikle ay boyunca etkili olacak Merkür retrosundan söze başlamak istiyorum. 4 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda retroya başlayacak. 10 Ekim'de Terazi Burcu'na doğru gerileyecek ve ay sonunda 25 Ekim'e kadar retro harekette olacak. Dolayısıyla gölgeli günlerini de düşünürsek ay boyunca Merkür retro. Merkür retrolarında hepimizin bildiği gibi günlük hayatımızda iletişim araçlarında oluşabilecek sorunlar, günlük ilişkilerimizi etkileyebilecek problemler meydana geleceği için biraz daha temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor. Her şeyi yedeklemek, gideceğimiz yerde rezervasyonları kontrol etmek, arızalı araçlarda tabii ki sorunlar çıkabileceğini hesaplamak gerekiyor. Bu dönemde bazı geri dönüşler olabilir. Üzerinde çalıştığımız projeleri tekrar gözden geçirebiliriz. Eksikleri tamamlayabiliriz. Araç gereçlerimizi tamir ettirebiliriz, onarabiliriz. İlişkilerimizdeki sorunları gözden geçirebilir, onları çözüme kavuşturabiliriz. Verimli bir şekilde de kullanmamız mümkün tabii ki sevgili yaylar. Sosyal hayatınızda özellikle eski arkadaşlarla daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Okul arkadaşlarınız olabilir, eski ilişkiler söz konusu olabilir. Onlarla görüşebilirsiniz, toplantılara katılabilirsiniz. Daha önceden üzerinde çalıştığınız projeleri ele alabilirsiniz. Bazı keyifli etkileri de olabilir sizin için sevgili yaylar. Evet, ayın özellikle ilk yarısı içerisinde 4-12 Ekim arasında gökyüzü karşımıza ani, beklenmeyen, sürprizli durumlar çıkarabileceği için bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. 4 Ekim'de Güneş'in Plüto karesi, 7 Ekim'de Güneş'in Uranüs karşıt açısı, 8 Ekim'de Ay tutulmasıyla beraber Venüs'ün Plüton'a karesi, 11 Ekim'de Venüs'ün Uranüs karşıtlığı, zaman zaman ilişkilerimizde, sosyal hayatımızda beklemediğimiz bazı ani durumlar yaratabilir. Aşk hayatımız, duygusal hayatımız veya arkadaşlarımızla, içinde bulunduğumuz grupla, grup faaliyetlerinde bazı ani kopuşlar, ayrılışlar meydana gelebilir. Bu nedenle Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek ay boyunca çok fazla plan yapmamak, akışa kendimizi bırakmak, uyum sağlamaya çalışmak daha doğru olabilir. Şartları fazla zorlamamamız gereken bir dönemdeyiz. 8 Ekim'de Koç burcunda meydana gelecek 15 derece Koç burcunda meydana gelecek dolunay ve ay tutulması sevgili yaylar özellikle aşk hayatınız, duygusal hayatınız, çocuklar veya arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konularda bazı değişimler, dönüşümler yaratabilir. Bu dolunayın etkilerini lütfen tutulma videolarımızdan da ayrıntısıyla takip etmeye çalışın. Uranüs etkili olduğu için sürprizlerle karşılaşabileceğimizi söylüyoruz. Mars yay burcunda ilerleyecek. Burcunuzda ayın 26'sına kadar. Dolayısıyla enerjiniz ve motivasyonunuz çok yüksek ay boyunca. Daha heveslisiniz, daha girişkensiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için daha cesursunuz. Ancak risklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ayın 4'ü ve 12'si arasında. Uranüs'ün sert açıları riskler karşısında bizi biraz zorlayabilir. Daha temkinli hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ayın ortalarından itibaren gökyüzü daha sakinleşiyor. Özellikle 15-18 Ekim arası sizin için de sosyal yaşamınızda biraz daha keyifli, daha fazla toplantıya katılabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilirsiniz. Bunlar romantik tanışmalar da gündeme getirebilir. Bu dönemde tanışacağınız kişiler geleceğinizde yapacağınız faaliyetlerde veya iş projelerinizde size destek de olabilir. 23 Ekim'den itibaren Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Ve 24 Ekim'de Akrep Burcu'nun 0 derecesinde yeni ay doğuyor ve güneş tutulması meydana geliyor. 12. evinizde meydana gelecek. Biraz daha gizli kapaklı, geri planda olan konuları ilgilendiriyor aslında.
Bilinçaltınızda, düşüncelerinizde önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sizden saklı olan bir sırla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde yaşamınızda, günlük yaşamınızda sağlığınızı etkileyebilecek alışkanlıklarınızda önemli değişimler yapabilirsiniz. Zararlı alışkanlıkları bırakmak için de uygun bir yeni ayda olacaksınız. Bunu da değerlendirebilirsiniz sevgili yaylar. Evet, 26 Ekim'de Mars artık yay burcundan ayrılıp oğlak burcuna geçecek. Para ile ilgili konulara biraz daha enerji verebileceğinizi gösteriyor. Harcamalarınızı arttırabilir. Ona dikkat edelim lütfen. 5 Aralık'a kadar Mars oğlak burcunda. Ay sonu etkiler daha romantik. Özellikle akrep burcundaki Güneş ve Venüs Neptün'le olumlu açılar yapıyor. Siz de sevgili yaylar, özellikle sizi duygusal olarak rahatlatacak, güveninizi arttıracak bazı desteklerle karşılaşabilirsiniz. Ruhsal konular, maneviyat, çevremizle ilgilenmek, yardım faaliyetlerine katılmak için de uygun bir zaman. Bazı aile üyeleri olabilir, büyüklerimiz olabilir, onları ziyaret edebilirsiniz. Bakım evi, huzur evi, hastane gibi ortamlarda onlar için destekleyici çalışmalar da yapabilirsiniz bu dönemde. Evet sevgili yaylar, lütfen yükselen burcunuzda izleyin. Bunun yanı sıra hazırladığımız tutulmalarla ilgili videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.